Pars ne demek? Biliyorsunuz güçlü bir hayvan, yırtıcı çevik bir hayvan. Firmanın ismi de güçten dolayı Bars. Daha çok genciz. Bebeğimiz aslanı büyütmeye çalışıyoruz. 7. yıldayız ama şükürler olsun güzel gidiyor. Modellerimizin sayısını arttırdık. Şu an 10.500 adet ayrı modelimiz var. 2024'te hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Daha çok yani kabuğumuzun dışına çıkmayı planlıyoruz. Şimdiden tarihleri belirledik, turlarımızı belirledik, otellerimizi bile aldık. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüz her geçen gün büyüyor. İhracat yapan firmalarımız var. Ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına götüren, mücevherlerini götüren, takıları götüren ve sektörümüzü tanıtan firmalarımız var. O firmalardan bir tanesi de özellikle yaptığı sıra dışı tasarımlarla birlikte, tarihten gelen sanatsal tasarımlarla birlikte Bars sektörümüze çok önemli katkılarda bulunuyor. Ve Bars'ın da tabii ki özellikle sektörümüze inovasyon katan, yenilik katan, enerji katan ortakları var. Genç patronları var. Onlardan biri de Bars Mücevherat'ın firma ortağı Sayın Bora Dinç. Bora Bey'le bugün Bars'ı ve sektörümüzü konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ayrıca ofisimize. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bora Bey, şimdi özellikle tabii 2023'ü değerlendireceğiz. 2024'te hedeflerinizi konuşacağız ama ilk olarak ben Bars'la başlamak istiyorum. Tabii. Bars'tan biraz bahsedelim. İlk olarak Bars ne demek? Aslında Bars bildiğimiz Pars. Pars demek, Bars eski Türkçe'de Bars olarak geçiyor. Şimdi günümüz Türkçesiyle Pars demek. Pars ne demek? Biliyorsunuz güçlü bir hayvan, yırtıcı çevik bir hayvan. Firmanın ismi de güçten dolayı Bars olarak biz bunu istedik ve tercih ettik. Bars'ın ayrıca bir hikayesi de var. Aslında aslanın bir hikayesi var. Yani bu kedigillerin hikayesi var. Aslan eski Anadolu'da, eski medeniyetlerde biliyorsunuz bütün coinlerde yani paralarda aslan var. Binalarda, işte Roma'da, İtalya'da, Türkiye'de, Osmanlı'da aslan çok önemli bir unsurmuş tarihte. Ne için? Güç için. Yani korumacı bir hayvan. Dışarıdan gelen olumsuz bir sürü işte saldırı olabilir, bela olabilir. Köylüler kapılarına aslan heykeli yaparak mesela şeyden beladan korunduklarına inanıyorlarmış ve o yüzden her bir köy girişi, bugün mesela Selçuk-Efes yolunu bilirsiniz, o yolda Bars heykelleri var böyle sıra sıra. Evet, pek çok tarihi şehirde var. Karşılaşıyoruz. Evet. Yani ya biz de bu güçten biraz faydalanmak istedik. O yüzden Bars koyduk firmamızın adına. Gerçekten anlamlı olmuş. Ve utandırmıyoruz inşallah. Çok güzel. Aynen. Bars'a simgeliyorsunuz. Gücünü gösteriyorsunuz. Tüm dünyaya gösteriyorsunuz sektörümüzün gücünü. Özellikle tabii bununla birlikte çok güzel bir hikayesi varmış. Bir de tarihçesini isterseniz dinleyelim. Marka ne zaman ortaya çıktı? Nasıl fikir marka, ortaya çıktı? 7. yıldayız. Daha çok genciz. Bebeğimiz aslanı büyütmeye çalışıyoruz. 7. yıldayız ama şükürler olsun güzel gidiyor. Aslında biz başladığımızda pandemi patlak verdi. Pandemiyi aştık. Pandemi bize aslında biraz daha fayda sağladı. Çünkü bayağı işte bir sene falan biliyorsunuz gittik geldik oturduk. Ama biz hiç oturmadık. Hep model çalıştık. Antik kentleri gezdik, müzeleri gezdik, tiyatroları gezdik. Hep fikirler aldık, fotoğraflar çektik, kitaplar okuduk. Sergiler, müzeler. Ondan sonra modellerimizin sayısını arttırdık. Şu an 10.500 adet ayrı modelimiz var. Yani ayrı 10.500 tane model. Çok büyük bir rakam. Evet evet. Gerçekten artık müşterilere servis verirken müşteriler sıkılıyor. Bir dur diyor, bir sigara molası diyor. Dur bir mola verelim, yeter, yarın gelelim. Çok, yani maşallah çok modelimiz var. Ve durmuyoruz, hala araştırmaya, hala keşfetmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi pandemiden sonra tam büyümeye başladık. Büyümeye başladığımız 2023'te biliyorsunuz işte afet oldu. Ondan sonra savaş oldu. Savaş da Türkiye'yi etkiledi. Bugün ben Kapadokya'daki bazı müşterilerime gittiğimde adamlar bana en zor ve en kötü seneyi geçirdiklerini söylediler. Hem deprem, hem savaş, hem fiyat farkı bizim için. Yani problemler silsilesi devam ediyor. Biz de ayakta durmaya ve kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz diyeyim ben size. 2023 zor bir yıl oldu. Onu yine soracağım ama tasarımlarınızı da sormak istiyorum. Çünkü gerçekten farklı tasarımlarınız var. Normalde alışılmış takının biraz dışında, evet, tarihten gelen, o sanatın gücünü de gösteren tasarımlarınız var.
Tabii bunun için de çok özel bir tasarım ekibiniz muhtemelen vardır. Var, evet. Nasıl çalışıyorsunuz? Tasarımlar nasıl ortaya çıkıyor? Dediğim gibi sürekli geziyoruz aslında. Gezip fikir ediniyoruz, gezip fikir alıyoruz. İşte kitaplar okuyoruz. Sürekli bakıyoruz. Ve tarihi de seviyoruz. Bakmayın yani bu firma toprak kokuyor. Yani toprak altı, eski saraylar, antik kentler, müzeler, harabeler. Bizim her zamanki hedefimiz geçmişten gelen bu tarihi eserleri şimdiki şıklıkla harmanlayıp müşterilerimize sunmak. Yani ana fikir bu Bars'ta. Hı hı. O da tabii evet. Onu da yapıyorsunuz, güzel yapıyorsunuz. Çok hem renkli hem de söylediğimiz gibi sanat kokan, evet. Buram buram sanat kokan evet. Ürünler var. Zaten bir özel bir odanız var. Yine orayı o şekilde yine dizayn etmişsiniz. Yine burada hemen görebiliyoruz, duvarlarda da görebiliyoruz. Galiba farklı dönemleri çalışıyorsunuz. Farklı medeniyetleri çalışıyorsunuz. Hangi medeniyetleri ve dönemleri çalışıyorsunuz? Ya şöyle Osmanlı'yı çalışıyoruz. İlk başta Osmanlı Tuğra'mız burada zaten. Kendisi antika. Onunla ilgili koleksiyonlar yapıyoruz ve işte Irak, Dubai, Türkiye, bizim piyasalar dediğimiz yere Osmanlı'yla giriyoruz. Ama dışarıda işte Amerika olsun, Hong Kong olsun ona Yunan, Likya, Mezopotamya böyle medeniyetler, medeniyet şehirleri onları yaşatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yurt dışına da. Tabii söylediğim gibi çok alışılmışın dışında bir tasarımınız var. Hı hı. Onu da sormak istiyorum. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Özellikle farklı ülkelerden alıcılarınız var. İhracat da yapıyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani sizin takılarınızı görenler size neler söylüyorlar? Hani nelerden bahsediyorlar? Nasıl bir etki uyandırıyor? Onu da sormak istedim. Hayranlık duyuyorlar. Gerçekten şaşırıyorlar. Yani wow diyor. Bu ne? Bu bir sanat eseri diyor. Evet, bu bir sanat eseri. Yani bu normal bir takı değil. Ama bizim de zorlandığımız konu fiyat. Fiyat konusu. Yani gerçekten biz bir kolyeyle belki 3 gün, 4 gün uğraşıyoruz. Tabii ki bazı kolyeler vardır. 3 ay sürer, 2 ay sürer. Böyle insanlar da var. Böyle firmalar da var. Ben bir şey demiyorum. Ama bizimki de gerçekten basit değil. Gerçekten el emeği istiyor. Fikir istiyor, zaman istiyor. Özellikle tabii söylediğim gibi büyük emekler veriyorsunuz. Evet, evet, evet. Bununla birlikte tabii biraz da bugünümüze gelelim. Şimdi 2023'ü soralım. Koca bir yılı geride bıraktık. 2024'de de başladık. Evet. 2023 sizin için nasıl geçti? Biraz bahsettiğiniz zorluklarla geçti. Zordu, evet. Resesyon var mı yok muydu? Vardı. Bence vardı. Bizim sektörümüzde zülü etkiledi. Şöyle söyleyeyim. Hedeflerimize 2023 yılında ulaştık. Ulaşmadık değil. Şükürler olsun. Ama daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ya zor bir maçtı. Ama tamam gene galip çıktık maçtan. Olmasaydı ilk baştaki afetler, bilmem fiyat farkı, ondan sonra savaş. Olmasaydı çok daha iyi yerlerde olurduk şu anda. Hı hı. O fiyat farkına da bir parantez açmak istiyorum. Nasıl etkiliyor sizi? Bütün sektörümüzü etkilediğini biliyoruz. Çok zor, çok zor. Çok kötü etkiliyor. Yani mesela bugün şu an ortağım İtalya Fuarı'nda. İtalya Fuarı'ndaki bir müşteriyle anlaşabilmesi için bir kilonun atıyorum, direkt afak söylüyorum. İşte biliyorsunuz 68 dolar diyoruz. Hayır diyor adam 65 dolar. 3000 dolar niye fazla vereyim ben sana? Gibi. Evet. O zaman ben diyor şeyden alayım. Almandan alayım. Evet. Çok yani kötü etkiliyor. Gerçekten çok kötü etkiliyor. Umarım bir çözümünü buluruz. Yani sektörün geleceği gücünü. İçin tabii umarım çözümü devlet büyüklerimiz bulur. Hı hı. Sektörümüz bu konunun 2024'te tabii çözülmesini bekliyorlar. Peki 2023'te hangi fuarlara katıldınız? Bars olarak yurt dışında özellikle hangi pazarlar daha çok hedef? Hangi fuarlara katıldık? Şimdi biz her sene Las Vegas fuarına katılıyoruz Amerika'da biliyorsunuz. Onun dışında Hong Kong fuarlarımız var Mart ve Ekim aylarında. İstanbul fuarlarımız var Mart, şimdi Nisan oldu ve Ekim aylarında. Farklı olarak sanırım Mısır fuarına gittik, İtalya'ya gittik. İşte Amerika ve Hong Kong gibi uluslararası fuarlara gitmeye gayret gösteriyoruz. Yani lokal fuarlara da gidiyorduk bir dönem ama artık onu eledik. Çünkü gerçekten biraz masraflarımızı da düşürmemiz gerektiğine inanıyoruz ve çok geliyor yani çok masraf yapmamızın bir alemi yok dedik ve o fuarları eleyerek sadece uluslararası fuarlara katılmayı hedefliyoruz şu anda. Hı hı. Özellikle tabii yurt dışını konuştuk. Yurt içinde sormak istiyorum. Yurt içinde neler yaptınız 2023 yılında? Çünkü yurt içinde evet. De büyük hedefleriniz var. Yurt içi iyi gidiyor. Yurt içi pazarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Yurt içi pazarından son derece mutluyuz. Yani tabii hal böyle olunca yurt dışından bir zarar görünce kafayı çevirip kendi ülkem, canım ülkeme bakıyorum ve şükür olsun iyi gidiyor. Güzel pazarlarımız,
oluyor ve daha da büyüyor. Şimdi biz model yaparken yurt dışını düşünerek model yapıyorduk tabii ki her zaman. Ama şu andaki hedefimiz biraz da içe kapanmak, yurt içi modelleme yapmak. Yani yurt içinde giden atıyorum Osmanlı modellerimiz, Osmanlı Tuğralı modellerimizi daha çok işte versiyonluyoruz şu anda. Hı hı. Yani sonuç olarak iyi gidiyor, memnunuz yurt içinden. Tabii şimdi 2023 ile ilgili değerlendirmenizi aldık. Biraz da 2024 hedeflerini konuşalım. 2024'te neler planlıyorsunuz? Yeni pazarlar olacak mı? Fuar takviminiz nasıl olacak? Olacak. 2024'te hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Daha çok yani kabuğumuzun dışına çıkmayı planlıyoruz. Şimdiden tarihleri belirledik, turlarımızı belirledik, otellerimizi bile aldık. Yeni pazarlar, yeni hedeflerimiz var. Hı hı. 2024 yılında o zaman hareketli bir yıl hareketli bekliyorsunuz. Hareketli bir yıl bekliyoruz, evet. Ekonomilerde gene bir resesyon korkusu var ama. Var. İnşallah bir şey olmaz ise harika bir yıl olur diye umut ediyorum. Peki özellikle tabii onu da sormak istiyorum. Şimdi dünyanın ekonomik şartları, ülkemizin ekonomik şartları değişiyor. Bu değişkenlik sizin takılarınıza, takı tercihlerine nasıl yansıyor? Takı tercihlerinde bir değişim gözlemliyor musunuz? Özellikle evet. Size gelen siparişlerde mesela bu işte yaşanan resesyon veya işte ekonomik krizler etkiliyor mu takıları da? Tabii ki etkiliyor. Yani ister istemez etkiledi. Şimdi müşterilerimden en çok duyduğum kelime şu anda daha hafif, daha hafif. Ya işte olay bu yani ürün bu. Olmaz mı? İşte 5 gram daha aşağıda olmaz mı? Yani olmaz. Abi yapmazsan satamam. Sürekli şey geliyor yani daha hafif gram olsun, daha böyle çıtır ürünler olsun istiyorlar sürekli müşterilerimiz. Tabii siz burada da yine sizin bir takınız var. Bir takı tam bir sanat eseri. Evet. Ama galiba onu satmıyor musunuz? Çok da ilginç bir hikayesi var özellikle. Ha evet. Ağaç. Evet, ağaç. Onunla ilgili onun da hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biz bu takıyı niye yaptık? Hani reklama bütçe yatırır ya firmalar. Yani bizler de tabii ki reklam bütçeleri hazırlayıp reklamlara para harcıyoruz. Ve bu da bir reklam amaçlı bir takı aslında. Şimdi ben onu düşünürken bir ağaca baktım. O bir ağaca baktım değil. Ben bir gün anlatayım, tam olarak anlatayım hikayeyi. Ben bir gün arkadaşımı bekliyorum bir Cihangir'de bir kafede. Arka bahçesi olan bir kafede. Tam karşımda da bir ağaç duruyor. Böyle ağaca daldım, bakıyorum. Ne kadar güzel dedim, damarları. Böyle aşağı doğru iniyor, süzülüyor. Ucunda böyle yapraklar denk gelmiş. Tam bir kolye kafamda canlandı. Sonra çizdim. Çizimi de gösteririm size. Sonra çizdim. Tabii ki çizim derken ben profesyonel bir çizimci değilim. Böyle ustaya anlatmak için çizebildiğim kadar çizdim. Ondan sonra ustam da anladı sağ olsun. Böyle büyük, iri bir kolye. Göstereceğim size o kolyeyi. O kolye dediğim gibi reklam amaçlı bir kolye oldu. İşte fuarlarda sergiliyoruz. Bazı dergilerde ve afişlerde çıkıyor. Satın almak isteyen olursa satmaz mıyız? Tabii ki satarız. Ama satmasak daha iyi olur yani. Çünkü herhalde büyük emekler verilmiş. Evet, evet. İşçilik bayağı çok fazla. Bir ay sürdü. Bir kolye sürdü. Evet. Oldukça da emek verildi. Evet. Yani. Parça parça. Yani toplam sanıyorum 100 küsür parça küçük parçadan oluşuyor. Ve taşları, altta taşları hariç. Yani gövdesi 100 küsür parçadan oluşup birleşen bir kolye. Altında taşlarıyla yani bayağı meşakkatli ve zor bir işçiliği de var. O yüzden kıyamıyoruz ona. Yani kıyılamayan bir evet. Sanat eseri ortaya çıkmış oldu. Özellikle tabii söylediğimiz gibi artık 2024'teyiz. Tabii yeni hedefler olacak, yeni planlar olacak, yeni pazarlar olacak. Yeni fuarlar da muhtemelen olacak. Nasıl bir 2024 bekliyorsunuz? Özellikle sektör olarak bunu soruyorum. 2024'te sektörümüz açısından nasıl geçeceğini umuyorsunuz, bekliyorsunuz? Sektörümüz her geçen gün bence ilerliyor. Yani biz Türkler olarak her geçen gün kalitemize kalite katıyor muyuz? Katıyoruz. Yani gerçekten eskiden bir ne vardı? İtalyanlar vardı. Şimdi sadece İtalyanlar yok. İtalyanlar ve Türkler, Türk pavilyonu diye de gösteriliyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Umarım bu sene geçen seneyi aratmaz ve üstüne koyarak gideceğimiz bir sene olur. Benim fikrim bence güzel geçecek. Fuarlar. Çünkü insanlar artık ufak ufak böyle şeyden, bataklıktan çıkmaya başladı gibi düşünüyorum. Yani çok zor şeyler geçirdik, çok zor günler atlattık. Artık böyle önümüz açık, aydınlık, bence güzel şeyler olacak diye umut ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz?
Yok, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Söylediğiniz gibi biz de temennilerinize katılıyoruz. Umarız 2024 umarım, evet, hem sektörümüz için hem sizler için, evet, çok iyi geçer. İnşallah. Mutlu, güzel bir yıl olur. Çok teşekkür umarım ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.